Devam ediyoruz. Bu arada NATO zirvesi kapsamında Erdoğan-Biden görüşmesi bekleniyordu. Nitekim görüşme başladı. ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye Ukrayna'dan tahılın çıkarılması konusunda gösterdiği çaba için teşekkür ederim açıklamasını yaptı. Şimdi hemen Ali Çınar'a, Washington DC'ye ve tabii Madrid'e, Sena Alkan'a dönüyoruz. Her ikinize de iyi akşamlar dilemekteyim ben. Öncelikle Sena, sana şunu sormak isterim. Bu arada görüşme devam ediyor Erdoğan-Biden. Fakat Madrid'deki NATO toplantısında yeni stratejik konsept belgesi kabul edildi. Biraz detay alabilir miyim senden? Evet, önümüzdeki 10 yılın NATO açısından pusulasını belirleyecek olan bir stratejik konsept belgesiydi bu ve bugün ilk oturumda liderler tarafından kabul edildi, onaylandı. Bundan sonra artık NATO önümüzdeki 10 yılda yönünü nereye çeviriyor? Bu stratejik pusula, bu stratejik konsept belirleyici olacak. Ana gündem maddelerinden biri burada Rusya'nın direkt ve en önemli tehdit olarak kabul edilmiş olması. Önce onu söyleyeyim. Ve bir diğer önemli madde ise esasında Ukrayna'ya verilecek destekler. Şimdi bir 10 yıl öncesine baktığımızda esasında Rusya NATO için bir stratejik partner adayı olarak tanımlanıyordu. Dış ortak olarak tanımlanıyordu ama geçen 10 yılda bu tamamen değişmiş görünüyor. Bundan sonraki 10 yıl için NATO'ya en büyük sınama olarak görülüyor Rusya stratejik konsepti. Ukrayna'ya destek oldukça artacak, onu söylemek mümkün. 300 bine çıkarılacak NATO'nun acil mukabele gücü şu anda 40 bin dolaylarında ve 2002'den bu yana ilk defa aktive edilmişti Ukrayna Savaşı ile beraber. NATO Doğu kanadını güçlendirecek. Buradaki muharebe grubunu Tugay seviyesine çıkaracak ve bundan sonra NATO bütün ittifak üyeleri arasında geniş bir askeri ayak izine sahip olacak. Rusya tehdidine karşı, Rusya sınamasına karşı ifadeleri yer alıyor stratejik konsepti. Çin bir diğer gündem maddesi, NATO'nun stratejik konseptine giren bir diğer gündem maddesi ilk kez bahsedildi ve stratejik bir sınama olarak uzun vadede görülüyor Çin. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine koyulan blokajın kaldırılmasından sonra Amerikan Başkanı Biden'la bir görüşme yaptı. Benim de dahil olduğum bir gazeteci grubu bu görüşmeyi iki devlet başkanının konuştuğu salondan izledik. Çok kısa açıklamaları oldu. Ben oradaki atmosferi de kısaca aktarayım istiyorum Zeliha. Genel hatlarıyla pozitif bir atmosfer vardı. Heyetler de dahil oldu bu görüşmelere. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ve Finlandiya için teşekkür etti. NATO üyeliklerine olan blokajın kaldırılmasından dolayı ve aynı zamanda Ukrayna'nın tahıl krizine olan desteğinden dolayı da teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tahıl krizinin çözümünde bir denge politikası izlemek istiyoruz ifadelerini kullandım. O oradaki atmosferin nispeten pozitif olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii bu görüşme ne kadar sürecek? Bir saat planlıydı. Daha da uzar mı? Şimdi buna bakıyoruz. Hemen bizim bulunduğumuz medya merkezinin altındaki katta gerçekleşiyor. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde o görüşme bittiğinde de detaylara fazlasıyla ulaşacağız. Peki Sena, çok teşekkür ediyorum sana. Kolay gelsin. Evet, hemen bu arada bu görüşmeyle ilgili Ali Çınar'a da Washington DC'ye de dönüyoruz. Ali Çınar şimdi başladı ve devam ediyor Biden-Erdoğan görüşmesi. Biraz önce Habertürk diplomasi muhabiri Sena'yı da dinledin, sen de duymuşsundur. Önemli birkaç açıklama oldu görüşme öncesinde. Tabii öncelikle orada nasıl yankı buluyor şu an, onu sormak isterim sana. İyi yayınlar öncelikle. Şimdi Amerikan medyasında Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki blokajı kaldırmasının yankıları devam ediyor. Açıkçası NATO ittifakının büyümesi Türkiye'nin engeliyle kalktığı açıklamaları var. Aynı şekilde Biden yönetiminden de dün akşamdan beri memnuniyetle teşekkür var Türkiye'ye. Şu anda tabii gözler Biden-Erdoğan görüşmesinden sonra çıkacak sonuç. Tabii net olarak konulara baktığımız zaman F-16 konusu gündeme gelecek. Sıcak bir gelişme, 2 saat önce Amerikan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Wallander bir açıklama yaptı. Amerika olarak biz Türkiye'nin F-16 modernizasyonunu tam olarak destekliyoruz açıklamasında bulundu. Bu önemliydi çünkü hala F-16 konusunda Biden yönetiminin attığı net bir adım yok. Anladığımız üzere bu görüşmede, Biden-Erdoğan görüşmesinde F-16 konusunda somut adımlar atılıp atılmayacağını da göreceğiz. Biden'ın bu konuda desteği ama Kongre'nin sıkıntılı bir süreçte buna hayır deme ihtimali de çok yüksek. Aynı şekilde Suriye konusunda Erdoğan ve Biden'ın görüşmesi olacak konular arasında. Olası Türkiye'nin Suriye operasyonu
Bunun dışında Ukrayna, biraz önce Sena'nın da bahsettiği gibi Başkan Biden Türkiye'nin tahıl krizinde desteklerinden dolayı Ukrayna'dan bu tahılın çıkması konusunda Türkiye'ye teşekkür etti. Amerika gıda güvenliği ve gıda krizi konusunda Türkiye'nin çabalarından dolayı da uzun zamandır memnuniyeti vardı. Aslında ben bu toplantıda en çok pozitif olan konunun ticaret olduğunu söylemekte de fayda var. Hatta Beyaz Saray'dan gelecek yazılı açıklamada ben ticaretin de ibare olarak geçmesini bekliyorum. Türk-Amerikan ticaretinin 100 milyar dolarlık seviyeye ulaşması için de ikili liderin bu konuda daha iyi çalışması ve beraber işbirliğinin artması ibaresini de görebiliriz. Çünkü ekonomik anlamda geçen seneye göre %30'un üzerinde bir artış olduğunu belirtebiliriz. Ve şu anda Beyaz Saray içinde biz de yakinen toplantıyı takip ediyoruz. Ama net olarak toplantıdan bir somut sonucun çıkacağı beklenmiyor. En azından diyalog, samimi ve yapıcı bir toplantının olacağı başkent kulislerinden de görülüyor. Peki bu NATO zirvesinde biraz önce Sena Alkan'ın yani Habertürk diplomasi editöründe aktarmış olduğu bu stratejik belge var biliyorsun. Burada özellikle Çin'in Çin konusu rakip olarak görülüyor Çin sadece ve burada teknolojik endüstriyel sektör, kritik altyapı, stratejik malzeme, tedarik zinciri bununla ilgili olarak da birkaç cümle isteyeceğim senden. Yani ABD-Çin ilişkisi konusunda NATO'dan çıkan bu strateji belgesiyle ilgili. Şimdi hatırlanacağı üzere Biden yönetimi net olarak Çin politikasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Sürekli üzerinde çalışıyoruz. Biden'a sunuldu. Analizler devam ediyor. Bugün NATO'dan çıkan konsept metnine baktığımızda artık Rusya'dan sonra Çin'e karşı da bir tavrın netleşeceği. Bilhassa senin de dediğin gibi teknoloji konusunda bir avantaj elde edilmesi konusunda Çin'e karşı adımlar olacak. Aynı şekilde NATO'ya daha fazla kaynak aktarımı Çin'le mücadele için ve Asya Pasifik'teki Amerika ve Batı'nın müttefikleriyle yakın çalışma. Bunu da genişletilmiş küresel ortaklar adı altında belirtilmiş. Tabii aynı şekilde de Çin'le de yapıcı ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz. Yani hem bir bakıma Çin'i tehdit olarak gösteriyor ama aynı zamanda da Çin'le ilişkilerin koparılmamasının da altı çiziliyor. Artık açıkçası net olarak Çin'i de tehdit olarak ibare olarak belirtmese de ciddi bir rakip ve buna karşı da iklim değişikliği, teknoloji, altyapı olmak üzere ortak NATO müttefikleriyle çalışma ve aynı zamanda da bence Asya Pasifik'teki müttefikleri de NATO çerçevesi içinde ortaklık ile Çin'le ciddi bir mücadeleye girecek bir NATO'dan bahsedebiliriz. Şimdi hali hazırda Madrid'de Erdoğan-Biden zirvesi devam ediyor tabii. Açıklamaları görüyoruz. Tahıl yokluğu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi tabii görüşme ne kadar sürecek bilmiyorum. Sena Alkan'ın bahsettiği bir saat bekleniyor ama daha da uzun sürebilir. Sizin o tarafta da yani Washington DC'de de beklenti ne yönde? Aslında onu da sormak isterim. Çünkü çok kritik konularla birlikte olmakla birlikte yine ABD-Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkilerden tut da ikili ilişkilere kadar önem arz eden bir görüşmeden bahsediyoruz. Ali. Şimdi programa baktığımızda Türkiye saatiyle 18.45'te toplantı biraz gecikmeli başladı. Toplantısı vardı ve 20.05'te NATO liderlerinin katılacağı İspanya Başbakanı'nın vereceği bir yemek var. 20.05'te. Muhtemelen 5-10 dakika daha bir gecikmeyle hem Erdoğan hem de Biden'ın bu yemeğe katılması bekleniyor. Yani benim tahminim 1 saat 15 dakika yani 1 saati geçecek bir toplantı olacaktır. Unutmayalım da stratejik mekanizma kurulmuştu iki ülke arasında. Bu stratejik mekanizma ile beraber de ilerleyen günlerde de Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasında da görüşmeler devam edecek. Ama benim tahminim 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika bu toplantının devam edeceği görüntüsü var. Çünkü dediğin gibi konular çok. Peki Ali Çınar, çok teşekkür ediyorum ben sana verdiğim bilgiler için. Bu arada enflasyon açıklanacak pazartesi günü. Bunun belki eti araştırma Haziran ayı enflasyon